Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Agrolema kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümle birlikte Türk milli takımımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son iki karşılaşmadan galip gelmiştik. Bir sonraki karşılaşmamız ise İngiltere'ye karşı. İnşallah bu maçtan da galip geleceğiz. Şöyle puan durumuna baktığımız zaman şu an 8. sıradayız. İngiltere ise sadece 3 puan önümüzde ve 6. sırada. İngiltere'yi eğer 3 farkla kazanabilirsek onların önüne geçiyoruz. İtalya'da gördüğünüz gibi hala lider. Bizden tam 11 puan önde. Fakat şunu unutmamamız lazım ki daha 20 maçımız var. Yani şampiyonluk şansımız hala var diye görüyorum ben. Serinin en başından beri söylüyorum, ilk 5'e girmek bile benim için büyük bir başarı ama çok fazla puan farkı yokken şampiyon da olabiliriz. Neden olmasın? Hamit Uluışık kardeşimizin tavsiyesi üzerine 4-3-3 dizilişiyle oynamaya çalışacağım. Öyle daha çok atağa çıkabilirsin dedi bana. Aslında tabii yani mantıklı 3 forvetle daha fazla gol bulabiliriz tabii ki de. Ama bu sefer de orta sahamız zayıf olacağından çok zorlanabiliriz. Yani defansta çok fazla çıkarabiliriz. Biraz da ondan kaçıyorum aslında. Ama yine de 4-3-3'ü denemek isterim. Vallahi hoşuma gitti. Daha güzel durdu ha. Şöyle bir baktığımız zaman herkes kendi mevkisinde de oynuyor. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Arkadaşlar benim açımdan oynaması daha kolay olsun, daha zevkli geçsin maçlar diye efsanevi zorluk derecesine getireceğim. Çünkü seçkinde gerçekten çok zorlanıyorum. Oynadığım oyundan neredeyse keyif almıyorum yani o derece. O yüzden efsanevi zorluk derecesine getirdim. Anlayışla karşılayın. Oynadığımız oyundan keyif almak istiyoruz sonuçta. Ve işte İngiltere'nin ilk 11'ini görüyorsunuz arkadaşlar. Raheem Sterling, Harry Kane, Jadon Sancho, Henderson, işte Alexander Arnold falan çok güzel bir kadroları var gerçekten. Ama bizim kadromuz da gerçekten çok iyi. Biz 4-3-3 atak oynayacağız. Onlarsa 4-3-3 rölanti oynayacak. Başarılar milli takım diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Harry Kane son 3 maçta 6 gol atmış. Bizim için bayağı tehlikeli. Ona özellikle dikkat edelim o yüzden. Ve işte İstanbul'daki karşılaşma Burak Yılmaz'ın vuruşuyla başladı. Başarılar milli takım. Harry Kane. Vurdurmayın abi. Çok iyi. Hakan'a gitmesini söyledim. Çok güzel bir pas. Haydi Hakan. Yerden sert orta. Offside olmasın. Ve topağlarda gol. Burak Yılmaz. Ve topağlarda gol. Bir an offside dedim ama golü bulduk arkadaşlar. 1-0 öndeyiz İngiltere karşısında. Hakan Çalhanoğlu topu orada bir şekilde kontrol etmesini bildi. Güzel orta yaptı ve Burak Yılmaz gelişine sert bir vuruşla topağlara gönderdi. İngiltere karşısında İstanbul'da 1-0 öndeyiz. Dikkatli olalım. Boş alan bırakmayalım. Saçma sapan goller yiyince gerçekten üzülüyorum. O yüzden dikkat edeceğim. Top bir şekilde Burak Yılmaz'a ulaştı. Şimdi güzel. Hakan Çalhanoğlu pasını oynayacak. Sakin. Aldık topu. Cengiz Ünder. Cengiz baktı kaleye. Geç kaldım. Biraz geç kaldım orada. Sakin. Hadi hadi güzel pas. İrfan Can Kahveci. Vur ona. Kaleci. Müthiş çıkardı be. Kaleci güzel çıkardı maalesef. Dikkat dikkat dikkat. 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 Uf uf uf. Aman aman aman. Hakan'ın önüne bırakıyorum şimdi. Yardır Hakan. Haydi sakin. Yap ortayı. Uzak direğe doğru geldi. Kaleci topu kornere çeldi. Ah abi, şu huyumdan vazgeçmem lazım. Ya abi işte saçma gollerle bunu demek istiyorum ya. Ya yediğimiz gole bakın ya. O kadar saçma ki. Vallahi üzülmeme geldi değil ya. Gerçekten. Şanssız bir gol yedik maalesef. İlk yarı 1-1 bitecek gibi. Evet arkadaşlar, ilk yarı 1-1 sona eriyor. İnşallah ikinci yarıda toparlayacağız. Sakın sakın. Of. Vallahi var ya. Bir an acaba dedim. Orkun Kökçü şimdi taç atışını kullandı. Hızlı çıkabilir miyiz acaba? Cengiz Ünder'in önüne bırakacağım. Harika. Orta abi. Biraz öne. Abi öne ya. Öne ya. Arkasında kaldı pas. Rashford'a geçit vermemeye çalışıyoruz ama bir şekilde geçiyor abi. Bir şekilde geçiyor. Thank you.
Ya sabır ya. Vallahi billahi ya sabır ya. Ultra ofansif yaptım. Allah ne verdiyse dalıyoruz. Bir an offside sandım ya. Gerçekten. İkinci golü çok güzel yemiştik. Şimdi yalan olmasın da birinci gol çok saçmaydı. O yüzden dokunduydu. Bu maçı berabere bitirmek istemiyorum yani. Mutlaka kazanmak istiyorum. Şuna bak, attığımız golde bile yediğimiz golü konuşuyoruz ya. Hadi. Ultra ofansif oynuyoruz arkadaşlar. Dakika 88. Dikkatli olalım. Son dakikalar. Topu aldık. Kontraya çıkamadık maalesef. Çok güzel bir pas. Of, aman 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 aman. Abi orada fair play yapılır mı ya? Yapılmaz ya. Gerçekten yapılmaz ya. Maalesef karşılaşma 2-2 sona erdi. Liderlik el değiştirmiş. Belçika öne geçmiş bu sefer. Bizi şimdilik çok ilgilendirmiyor. Sıradaki karşılaşmamız Rusya'ya karşı. Rusya 10. sırada 18 puanla. Bizim sadece 3 puan gerimizdeler. Aynı kadroyla çıkacağım. Şöyle baktığımız zaman aslında bizi korkutan bir oyuncu yok gibi. Ama bunu tabii ki de bilemeyiz. Maçta oynayıp göreceğiz. Başarılar Türkiye diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Ve Rusya-Türkiye mücadelesi başlıyor. Başarılar milli takım. Şimdi Rusya etkili geldi. Kaleci Uğurcan topa sahip oluyor. Cengiz'in önüne bırakacağım tekrar. Fakat Cengiz için hızlı bir top. Aldık bu topu. Aldık. Hadi Yusuf, vuruna Yusuf. 1-0 öndeyiz. Dakika 15. Hatamızı hemen telafi ediyoruz. 1-0 öne geçiyoruz Rusya karşısında. İşte burada hemen hızlı paslaşmalarla topu Yusuf'a ulaştırdık. Yusuf'un sert şutuyla topu ağlara gönderdik. 1-0 öndeyiz. Yani rakip her ne kadar bilgisayar da olsa hata yapabiliyor ve bu hataları bizim değerlendirmemiz lazım. Zaten biz de ister istemez çok hata yapıyoruz. O yüzden bir nevi biraz dengeli oluyor yani. Top çıkmadı maalesef. Dikkat, dikkat. Uğurcan. Abi topu saçma bir şekilde kaptırdık. Gol yeseydik var ya çok üzülürdüm ha. Rusya sol kanattan bastırıyor. Sakin, 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 sakin beyler. Ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu Türkiye 1, Rusya 0. Burak Yılmaz'ın vuruşuyla ikinci yarıya başlıyoruz. Haydi milli takım. Şimdi pasımı oynuyorum. Burak Yılmaz'ın önüne bırakacağım. Güzel pozisyon. Vurana bırak. Burak! Müthiş bir gol. Harika bir gol geliyor Burak Yılmaz'dan. Uf. Harika bir şut geldi Burak Yılmaz'dan. Çok güzel bir şut. Gerçekten harika bir gol. Bir de bu açıdan izleyelim. Bu harika golü. Gerçekten çok çok güzel bir gol. 2-0 öndeyiz. Zor bir pozisyonda aslında. Açı çünkü yavaş yavaş daralmaya başlamıştı ama ona rağmen gol atmayı bildik oradan. Ya top bir şekilde önlerinde kalıyor ya. Vallahi deli oluyorum. Yemin ederim deli oluyorum ya. Şu turnuvada kornerden o kadar fazla gol yedik ki. Hadi. Hiç beklemiyordum ya. İlaç gibi geldi bu gol ha. Hiç beklemiyordum. O topu gerçekten hiç beklemiyordum. İlaç gibi geldi ya. Abi demek ki bilgisayarda böyle hatalar yapabiliyor ya. Saçmalığa bak. Vallahi billahi. Neyse, şans bu sefer yüzümüze güldü en azından. Bir saçma gol de biz attık. Hep yiyecek değiliz ya, biraz da biz atalım. Ön tarafta baskı uygulayınca rakip şaşırıyor yani. Bilgisayar da olsa rakip şaşırıyor, onu fark ettim. Rusya gol için bastırıyor. Rusya çok güzel girdi karaya. Güzel güzel güzel. Korner olmasın da, kornerler bizim için tehlikeli oldu ya valla. Şimdi İrfan Can Kahveci. Araya oynayacağım. Çok güzel bir pas. Hakan 4-1. Hakan atıyor. 4-1 öne geçiyoruz.
Hakan'ın bu güzel vuruşuyla 4-1 öne geçtik. Her ne kadar fark atmış olsak da konsantrasyonu elden bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü bir anlık hatayla gol yiyip fark kapanabiliyor, o da kötü oluyor. Mesela ya çok saçma değil mi? Adamlar pozisyona çıkmış, sen orada maçı bitiriyorsun abi. Orta sahada top oynarız, adam maçı bitirmez. Ya yemin ederim var ya, Mısır'a karşı yediğim golü unutmam abi ya. Gerçekten unutmam yani. 4-1 kazandık. Arkadaşlar, Burak Yılmaz'da attığımız golü bir de bu açıdan izleyelim. Çünkü gerçekten çok güzel bir görüntü var buradan bakınca. Harika ya. Şu açıdan var ya, oynamayı çok seviyorum ya gerçekten. O yüzden oyuncu kariyeri yaptığım zaman normalde hep bu açıdan oynarım yani. Bakalım ligdeki durumumuz ne? 7. sıraya kadar yükselmişiz. 24 puandayız. İngiltere 27 puanla bir sıra önümüzde. Ve bir sonraki rakibimiz Almanya. 9. sırada, bizden 4 puan geride. 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet almış Almanya. 7. mağlubiyetlerini de bizden alacaklar inşallah. Liderlik tekrar el değiştirmiş. İtalya tekrar liderliği geri almış. İtalya ile aramızdaki puan farkı, yani İtalya derken liderle aramızdaki puan farkı hala 11. Bakalım zamanla inşallah bu farkı eriteceğiz. Ve işte Almanya'nın ilk 11'ini görüyorsunuz arkadaşlar. Julian Draxler, Timo Werner, Serge Gnabry, Toni Kroos, vay vay vay, Joshua Kimmich. Okudukça şöyle bir geriye doğru gittim abi, yavaş yavaş. Üstelik kalede de Manuel Neuer var. İşimiz çok zor. Elimizden geleni yapacağız. Fakat şu Almanya'nın formasını beğenmedim. Aslında çok güzel ama çok siyah ya. Ben siyah formayı sevmiyorum. biz en iyisi kırmızı alalım. Onlar da siyah alsın. Beyaz alsın. Evet, kırmızı beyaz formalarla sahada olacağız. Başarılar milli takım diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. İstanbul'dan hepinize merhaba. Türkiye Almanya mücadelesi Burak Yılmaz'ın vuruşuyla başlıyor. Başarılar milli takım. Şimdi Hakan'ın önüne bıraktım. Yetişir mi? Yetişirse direkt orta yapacağım. Kafa maalesef biz yetişemedik o topa. Orada kimdi bilmiyorum ama Hakan'ın hemen arkasında çok hızlı bir şekilde gelen bir defans oyuncusu vardı. O yüzden Hakan'la topu sürmeye kalkışsaydım topu anında kaybederdik. Tek şansım olan ortayı denedim yani orada. Yusuf'la bir şut denemesi. Sağ ayağına denk geldi bu sefer. Gnabry çok tehlikeli bir futbolcu. Harika bir pas oynadı Toni Kroos'a. Toni Kroos. Joshua Kimmich. Araya girdik, güzel. İrfan Can Kahveci. Pasını oynamak istedi, olmadı. Boş alan yaratmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yusuf! Müthiş bir gol! Yusuf harika bir gol atıyor. Bunu ben de beklemiyordum. Hani oradan uçtu çektim ama bunu ben de beklemiyordum gerçekten. Harika bir gol attı Yusuf. İşte burada soluna çekti. Harika bir şut. Falsolu bir şut. Direğe de çarpıyor ve top ağlara gidiyor. Bir de bacak arası. Daha ne olsun. Çok iyi ya. Gnabry şimdi sağ kanatta. Bir gol attık diye havalara girmeyelim. Evet, çok güzel bir goldü ama henüz maç bitmedi. Sakın. Lan abi, adam içeriye kadar girdi ya. Orkun Kökçü şimdi Burak Yılmaz'la paslaşıyor. Burak Yılmaz'a harika bir pas oynamak istedim, maalesef olmadı. Cengiz Ünder'le atağa çıkmaya çalışıyoruz. Pasım oynayacak mı ama Burak Yılmaz'ı iyi mark etti orada. Şimdi aradan oynamak istedim, maalesef olmadı. İlk yarı bitmek üzere. İnşallah kaza bela olmadan ilk yarı atlatırız. Güzel. Karşılaşmada ikinci yarı başlıyor. Julian Draxler pasını oynadı. Çok saçma bir hata geldi benden ya. Sakin bekleyecektin abi ya. İnşallah topu bir şekilde tutabiliriz. Maalesef penaltı kullanacak Almanya. Vallahi tuttuk. Of. Bu büyük bir şanstı bizim için. Zaten çok da kötü vurdu açıkçası. Ama biz en azından köşeyi doğru tahmin ettik.
Ah orada bir faul gelseydi var ya. Almanya'yı 1-0 mağlup ettik. Aldığımız bu galibiyetle birlikte 27 puana yükseldik. Ve böylelikle de 7. sıradayız. Daha önce de 7. sıradaydık galiba. Her neyse. Şöyle bir baktığımız zaman liderle aramızdaki puan farkı 8'e düşmüş. Çok iyi. Daha dediğim gibi arkadaşlar daha bir sürü maçımız var yani. Aa doğru. Aa gerçekten ha. Daha ilk yarı yeni bitti. Bir 17 maçımız daha var. Zaten görüyorsunuz bir sonraki karşılaşma Brezilya'ya karşı. Daha Brezilya'ya karşı 2-3 maç önce Milan oynamış. 2-1 kazanmıştık. Şimdilik iyi gidiyoruz ama tabii ki hedefimiz en azından ilk 5'e girmek. O yüzden daha yolumuz çok var. Oynamamız gereken 17 karşılaşma daha var. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.